Ete, süte, peynire, yoğurda gelen zamların ardından şimdi bir başlıkta yumurta için açacağız değerli izleyenler. Zira bir koli yumurtanın fiyatının 100 liraya kadar çıkacağı belirtiliyor, iddia ediliyor. Peki böyle mi? Muhabirimiz Gülay Alaca şimdi bize tüm detayları paylaşacak. Gülay, bir koli yumurta 30 lira mı olur, 100 lira mı olacak 30 yumurta? Aslında şimdi onu konuşacağız. Ben de şimdi bir üreticideyim, yumurta üreticisindeyim Çağla. Gördüğünüz gibi sağım solum yumurta kolileriyle dolu. Şimdi eskiden böyle yumurtalar en basit, en ucuz fiyatı olan, en basit yediğimiz yiyecekti. Zaten protein olarak da almamız gereken hem de en ucuz protein kaynağımızdı. Şimdi doktorlar sürekli yiyin diyor ama artık onun fiyatına da yetişmek çok mümkün olmuyor. Zamlar dedin Çağla, zaten yumurtaya sürekli bir zam geliyor. Şimdi şu gördüğünüz kolinin fiyatı eskiden ne kadardı? 15 liraları alıyorduk. Bu arada eskiden dediğim çok da geçmiş bir zamandan bahsetmiyoruz. Yani 2022'nin hemen 2021'in sonlarında yazında böyleydi. Ancak zaman geçtikçe sürekli fiyatı artar oldu. İşte şimdi bu kolinin fiyatı, ortalama fiyatı markette 50 lira. Şimdi başka bir iddia var. Sen de aktardın. İşte bu 30'lu yumurtanın fiyatı 100 lira olabilir deniyor. Peki mümkün mü bu? Üreticiyle mi alakalı? Neyden dolayı zam gelmesi bekleniyor? Ben de şimdi bir üretici firmadayım. Yanımda firmanın sahibi Kadir Bey var. Şimdi hemen kendisine soracağım. Şimdi fiyatlar zaten pahalı dedik. Zam geliyor sürekli dedik. Ancak yeni bir zamın kapıda olduğu söyleniyor. Gelir mi? Zamın gelmesini biz de öngörüyoruz. Ama sizin yayına başlarken söylediğiniz gibi son zamanlarda, son bir senede Türkiye'de müthiş bir şekilde her şeye zam geldi. Yakıt giderlerimizden, ham maddemizden her şeye zam geldi. Hı hı. Yani söylediğiniz gibi 20 lira, 15 lira olan yumurtanın fiyatı şu anda 30 lira. Ama ülkede %300, %400 zam varken yumurta şu anda 30 liraya bizden çıkış fiyatlarımız var. Çok pardon, 30'lu yumurtadan mı bahsediyorsun? 30'lu yumurta şu anda Mega Center'da toptan çıkış fiyatı 30 lira. Sizin söylediğiniz 50 lira gibi örnek verdiğiniz daha organik veya gezen tavuk yumurtaları large, yani şu anda markette 50 liralarda, ben de hafta sonu aldım 50 liraydı. Biz ulusal marketleri gezecek oldunuz muydu, isim vermek şey yapmayalım, şu anda medium özellikle 29.90'a satışlarımız var. Yani 50 liraya şu anda marketlerdeki fiyatlar gerçek rakamlar değil. Şimdi şöyle, tabii aslında üretim fiyatları da az değil. Yani beyefendi söyledi, şimdi bizdeki rakam o değil dedi ama haliyle marketler de karını koyuyor ve karını koyunca da fiyatlar 50 liralara çıkıyor. Yani bugün 30'lu yumurta aldığınızda 45 liradan da çok aşağı almanızı beklemiyoruz. Yani çünkü marketlerdeki fiyat bu. Ama nasıl oluyor da en ucuz protein kaynağının fiyatı, yumurtanın fiyatı buralara geldi? Sebebi nedir? Bunun sebebi ham madde giderlerimiz. Geçen seneyle bu, geçen seneye değil, sizin az önce örnek verdiğiniz gibi Ocak ayından bugüne kadar ham madde fiyatlarımızda %200 artışımız var. Bununla birlikte bizim kümesimiz Afyon'da, buraya lojistik giderimiz %200, %250 civarında artışımız var. Bununla birlikte kira giderlerimiz, eleman giderlerimiz, bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman %250 civarında bir şu anda zam gördük. Ama yumurtada biz bunu %100'e yansıtamadık. Bu zaman zarfında ister istemez üretici buna dayanacak gücü kalmayacak. Yani şu andaki... Ya çok özür dilerim. Şu anda yemden dolayı, akaryakıt giderlerinden dolayı o yüzden böyle bir zam var. Peki 100 liraya çıkar mı? O kritik soruyu sorayım ben size. Yumurtayla alakalı bizim kendi aramızda bir şeyimiz var. Tavan ve taban fiyatını hiçbir zaman belirleyemeyiz. Yani çünkü neden derseniz her gün bir üretim var. Her gün ürettiğimiz yumurtayı da her gün satmak zorundayız. Yani bununla ilgili 100 lira, 150 lira veya 70 lira gibi rakamları telaffuz etmek zor. Ama peki üretim nasıl, onu sorayım. Yani üretimle ilgili bir problem mi var şu anda? Şu anda üretimle alakalı bir problem yok. Tam tersine tüketimle alakalı bir problem var. Şu andaki Türkiye'deki üretilen yumurta sayısı Türkiye'ye yetecek şekilde, ama Türkiye'deki tüketim düştüğünden dolayı veya alım güçleri başka bir şeyden düştüğünden dolayı yumurtaya bu yansıyamıyor. Yani alım gücü şu anda tamamıyla yumurtaya yansımış, yoksa sizin de söylediğiniz gibi en ucuz protein, en ucuz gıda gider. Yani 30 adetli bir yumurtayı bir aile yaklaşık olarak 10 veya 12 günde tüketebilir. Yani şu anda baktınız mı 50 liralık bir ürünü 10
10-12 günde 4 kişilik bir aile rahatlıkla tüketebilir. Yani pahalı değil şu anda. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.